Arkadaşlar hoş geldiniz. Karşınızda AYT kitabının limit bölümünün ikinci testiyle bulunmaktayım. Hemen başlıyorum sorularıma. Gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı bir f fonksiyonu için iki tane limit vermiş bana. 2'ye sağdan yaklaşırken ve soldan yaklaşırken fx'in limitinin ne olduğunu söylemiş. Buna göre bu karışık limitin değeri nedir diye soruyor. Arkadaşlar 1'e artılığını burada yerine koyarsam 1'e artıdan gitmek demek, 1'e artıdan yaklaşmak demek, 1'e sağdan yaklaşmak demek, 1'den daha büyük değerlerden yaklaşmak demek. 1,01 gibi düşünsem ben burayı, x'i. Burası 2,01 oluyor. Demek ki f 2'ye sağdan yaklaşıyormuş. Demek ki buranın cevabı 5'miş. Artı 2'ye sağdan yaklaşırken 2 cevap 5'ti. Burası 1,01 gibi düşündüğüm zaman 3'ten 1,01'i çıkartırsanız 1,99 oluyor. Demek ki 2'ye burada soldan yaklaşıyormuş. Demek ki buranın cevabı 3'müş. Bölü. Burada ne oluyor? Burası da 1'e sağdan yaklaşıyor. 1,01'in karesi yine 1,0 bir şey olacak. Burası da 1,0 bir şey. Burası yani ortalama 2,01 küsür bir şey. O zaman ben bu arkadaşın da 2'ye sağdan yaklaştığını biliyorum. O zaman buranın da cevabı 5 olacak. Burada da 1,01 var. 2'yi 1'den çok az büyük bir sayıya bölerseniz normalde cevabı 2 ama 2'den daha küçük bir şey geliyor. 1,99 gibi bir şey geliyor. Demek ki 2'ye soldan yaklaşıyor. Demek ki 3 olacak ama çıkartıyorum bu sefer. 8/2'den cevabımız 4 çıkıyor. İlk soruyu geçtim. Geçeceğim. Geçiyorum. Geçe yazdım. İkinci soruya devam ediyor. Gerçel sayılar kümesinde tanımlı ve sürekli bir f fonksiyonu bu şekilde tanımlanıyor. Sıfırdan ve birden farklı a ve b tam sayılar için a bölü b kaçtır diye soruyor. Sürekli ise arkadaşlar soldan sağdan limitlerin birbirine eşit olması lazım. Yani x gidiyorken eksi 1'e soldan, x gidiyorken eksi 1'e sağdan bunlar birbirine eşit olması lazım. Görüntünün de eşit olması lazım. Zaten görüntü soldan limite eşit olacağı için onu yazmama gerek yok. Ve ben şunu da söyleyebilirim. Eksi 1 ve 3 hariç hiçbir yere bakmanıza gerek yok. Neden? Çünkü eksi 1 ve 3 hariç bunlar polinom olduğu için, her biri birer polinom olduğu için her yerde sürekli olduğunu söyleyebiliyorum zaten. Eksi 1'deki sürekliye bakıyorum. Soldan yaklaşırken cevap m. Sağdan yaklaşırken burada eksi 1'i yerine koyarsanız eksi a artı b geliyor. Bunların birbirine eşit olması lazım dedim. 3'te bakalım. 3'e soldan yaklaşırken ve sağdan yaklaşırken cevap nedir? Bunları da birbirine eşit olması lazım ki sürekli olsun 3'te de. O zaman soldan yaklaşırken 3a artı b geliyor. Sağdan yaklaşırken de 4m geliyor. Bunlar birbirine eşit olacak. O zaman ben basitçe bu arkadaşın 4 katının bu arkadaşa eşit olduğunu biliyorum. Çünkü m'nin 4 katı 4m'ye eşit. O zaman eksi a artı b'nin 4 katı. Eksi 4a artı 4b eşit olmalı 3a artı b'ye. O zaman b'yi karşı tarafa attım. 3b oldu. Eksi 4a'yı karşı tarafa artı 4a diye attım. 7a oldu. A bölü B'nin 3/7 olduğunu buradan görebildim dedim ve 3'ün soruya geçtim. Gerçel sayılar kümesinde tanımlı f fonksiyonu her x gerçel sayısı için böyle bir mutlak değer 3'ten küçükmüş eşitsizliği veriliyor. F fonksiyonu eşitsizliği sağlanıyor demem lazımmış. Çok önemli değil, devam ettim. X 0'a giderken fx'in mutlak değerinin bir limiti var mı? Bana bunu soruyor. Bunun bir limiti var mı? Şimdi arkadaşlar fx'in mutlak değerinin yukarıya katlandığını ben biliyorum. Ve fx'in mutlak değeri 3'ten de küçük olacakmış. Ben bunun 0'dan da büyük olduğunu biliyorum. Fx'in mutlak değerinin 0'dan da büyük olduğunu biliyorum. Tanımlı olduğunu biliyorum ben sadece. Ama sürekli olup olmadığını bilmiyorum. Mesela 0'da limit var mı yok mu bilmiyorum. Fx'in mutlak değeri de olsa limit var mı yok mu bilmiyorum. Bu çöpe gider. Bu da aynı şekilde çöpe gidecek. Fx'in mutlak değerinin karesiyle bunun aynı şey olduğunu biliyorum ama yine mutlak değerinin sıfırda limit olup olmadığını bilmiyorum. Bu da çöpe gidecek çünkü bunun limiti var mı yok mu yine bilmiyorum. Yani şöyle düşünün arkadaşlar. Sıfırdaki limitten bahsedelim. Sıfırda ki görüntü şöyle bir şey olsun. Burası 1 olsun. Burası da öncesi olsun. Burası da 1/2 olsun. Bakınız 1/2 ile 1 eşit değil. Sıfırda bir limit olmayabilir. Ve bu arkadaş
şurası 3 olması suretiyle bu eşitsizliği sağlar. Demek ki 3 ile eksi 3 arasındaymış. Bu eşitsizliği sağlar. Ama ben limitin olup olmadığını bilmiyorum dedim. Üçüncüde bir çakallık yaptık. O çakallık nedir? Şudur. Fx'in mutlak değeri, yani fx'in 3 ile eksi 3 arasında olduğunu biliyorum ben burada. Mutlak değeri salla. Mutlak değerden bir kurtaralım kendimizi. 3 ile eksi 3 arasında olduğunu biliyorum fx'in. Mutlak değerinin özelliği. O zaman alttan küçük olduğunu biliyorum. O zaman bu arkadaşın dışarıya, bu içerisi negatif olduğu için eksi fx artı 6 olarak çıkacağını biliyorum. Eksi fx artı fx birimini götürdüğü için benim buraya bakmama hiç gerek kalmadı. Bu üçüncü öncül için. Çünkü fx'le alakalı değil bunun limitinin olup olmaması. Limitinin olup olmaması 6 ile alakalı. 6'nın da her yerde limiti var. Bunlar birbirini götüreceği için bu kesin vardır. Yalnız 3'tür dedim cevap ve bu soruyu da geçtim. Sıradaki sorumda bana böyle bir grafik vermiş. F fonksiyonunun grafiğini vermiş. Her x 0 elemanıdır r için g fonksiyonu bu eşitliği sağlıyor. A artı gof a toplamı nedir diye soruyor bana. Dedim. Şimdi arkadaşlar burada bir ne var? Üçgenlerde benzerlik var. Ben buranın 2, buranın 1 birim olduğunu biliyorum. Kelebeğe bakarsanız buranın 2, buranın 1 birim olması lazım. Eş üçgenler olması lazım. Demek ki A 4'müş. A'nın yerine 4 koyarak hayatıma devam edeceğim. A'nın yerine 4 koyarsanız burası şöyle oluyor. 4 artı gof 4. Peki. Yani 4 artı gf 4. O da tamam. Gf 4 nedir? F4 şu noktayı soruyor bana. Yani görüntüsünü 0'dır. O zaman 4 artı G0'ı soruyor bana. G0 nedir? G0'ı da şu eşitsizliğe bakarak bulacağım. Diyeceğim ki G0, x0 yerine 0 koydum. F0 artı limit x gidiyorken x0'ın yerine 0 koyarsam soldan fx gelecek. F0 nedir? -1'dir. Görebiliyorsak 0'daki görüntüsü -1'dir. Sıfıra soldan yaklaşırken görüntüsüne bakarsanız arkadaşlar soldan nereye yaklaşıyorum? 1'e. Burası da 1 geliyor. Demek ki G0 0 geliyor. Demek ki 4 artı 0'dan cevap 4'müş diyoruz. Geçiyoruz. M ve N birer gerçel sayı olmak üzere gerçel sayılarda bir F fonksiyonu bu biçimde tanımlanıyor. F fonksiyonu sürekli olduğu en geniş aralık böyleymiş. Yani bir noktada sürekli değilmiş, geriye kalan her yerde sürekliymiş. O bir nokta neresidir diye soruyorum. Aslında yani bu N bir nokta demek. Ya 1 olacak o nokta ya da 3 olacak, onu da söyleyeyim. Bir nokta, bir noktasındaki sürekliğe nasıl bakıyorum arkadaşlar? 1'e soldan giderken bakacağım. 1'e sağdan giderken bakacağım. Bir de f'in 1'deki görüntüsüne bakacağım. O soldan giderkenle, yani x'in 1'den küçük olduğu değerlerle, x'in 1'e eşit olduğu değerlere burada bakacağım için aynı şey, ona bakmama gerek yok. 1'i burada yerine koyarsanız soldan limit m geliyor. 1'i burada yerine koyarsanız sağdan limit 7 geliyor. Bunlar birbirine eşit olursa 1 de sürekli olacak. Aynı şeyi 3 için yaptım. 3'e soldan giderken, 3'e sağdan giderken nedir diye bakacağım. 3'e soldan giderken burada bakacağım. 3'ü yerine koydum, 13. 3'ü burada yerine koyarsam da 3 eksi m'nin karesi eksi 3 geliyor. Şimdi arkadaşlar bu n dediğimiz şey ya eksi 1'dir ya 3'tür. Başka bütün noktalarda sürekli olduğunu biliyorum çünkü ben. N dediğimiz şey yani eksi 1'de sürekli olacak, 3'de olmayacak ya da 3'de sürekli olacak, eksi 1'de sürekli olmayacak ya. Burada sürekli olduğu zaman m'ye 7 diyeceğim. M7 olacak. M7 olursa arkadaşlar burası 13 çıkacak. Bunlar da birbirine eşit olacak. Her yerde sürekli olacak. Bu gelmez. O yüzden ben çok rahat şunu söyleyebilirim ki burada sürekli olacak, burada olmayacak. Yani M7 çıkmayacak. Burada sürekli olabilmesi için 13'ün 3 eksi M'nin karesi eksi 3 eşit olması lazım. Eksi 3'ü karşı tarafa attım. 16'nın 3 eksi M'nin karesi olması lazım. Neyin karesi 16'dır? Ya 4'ün ya eksi 4'ün. 4 olabilmesi için M'nin eksi 1 olması lazım. Eksi 4 olabilmesi için de M'nin 7 olması lazım. Ama M'nin 7'ye eşit olmayacağını söylemiştim zaten az önce ben. Bu olamaz. M eksi 1'miş. O zaman cevap gelir. M'nin yerine eksi 1 koyarım. Burası da artı 1 olur. F eksi 2 nedir? F eksi 2'yi burada bulacağım. Eksi 1 x'ten. Eksi eksi 2'den. Burası 2 gelecek. F 5'i burada yerine koyacağım. 5 artı 1'in karesi 36. 3 çıkarttım. 33. Toplarsanız 35 cevabım gelecek. Geldim sıradaki soruma.
pozitif gerçel sayılarda tanımlı ve sürekli f fonksiyonu burada böyle bir biçimdeymiş. A'nın en geniş değer aralığı aşağıdakilerden hangisidir diye soruyor. Pozitif gerçel sayılarda tanımlı ve sürekli diyor. Yani sürekliye bakmama gerek yok. Köklü ifadelerin kritik noktaları beni alakadar etmiyor. O zaman pozitifken bu arkadaşın ne olması lazım? Kesinlikle tanımlı olması lazım. Yani şöyle bir payda eşitliği yaparsak, her tarafı x'e genişletirsem x kare artı ax artı 9 gelecek. Payda da x var. X zaten pozitif. Yukarı tarafında kesin pozitif olması lazım. Ya da 0 olması lazım. Ama negatif olmaması lazım. Yukarı tarafta x kare artı ax artı 9 var ya, o bir parabol. Parabolün negatif olmaması ne demek? Parabol 3 şekilde gözükebilir. Ya böyle olacak, ya şöyle teğet olacak, ya da böyle iki tane kökü olacak. Ama burada dikkatinizi çekiyorsa parabolün değerleri negatif değerler alabiliyor. Ben bunu istemiyorum. Ben ne istiyorum? Ya bu olsun ya bu olsun. Burada delta küçüktür 0, burada delta eşittir 0. İkisi de olabilir dediğim için bu arkadaşın deltasının küçük eşittir 0 olması lazım. Bu arkadaşın deltasına bakacağım. Bu arkadaşın deltası nedir arkadaşlar? A'nın karesi eksi 4 tane AC, yani 9 çarpı 1 küçüktür eşittir 0 olmalı. Yani A'nın karesi ne olmalı? 36'dan küçük veya 36'ya eşit olmalı. Yani A ne olmalı? 6 ile eksi 6 arasında olmalı diyeceğim. Ben bu 6 ile eksi 6 arasında olmalı dediğim zaman da bunu işaretlemiş olacağım. Soruda kapalı vermem lazımmış aralıkları. Ona da takılmadan geçtim. Sanki yanlış yokmuş gibi hayatıma devam edebilirim. F fonksiyonunun 0-5 aralığında iki tane yerel maksimum var mı? F A2 mi? A 0-5 arasında bir derken F A2 olabiliyor mu? Bir de şu arkadaş doğru mu diye soruyor bu yukarıdaki grafik için. 0-5 aralığında bir grafik vermiş zaten. İki tane yerel maksimum var mı ile başlıyorum. Şimdi bakarsanız tepe noktalara. Bu arkadaş bir tepe nokta. Neden? Çünkü sağında ve solundaki noktalardan daha yukarıda. Evet, tepe noktası çünkü solunda adam yok, sağındaki noktalardan, hemen sağındaki noktalardan da yukarıda olduğu için bu yerel maksimum. Bu arkadaş da yerel maksimum. Hemen solundaki, hemen sağındaki noktalardan yukarıda olduğu için yerel maksimum. Başka da bir yerel maksimum olmadığı için iki tane yerel maksimum vardır. Doğru. FA2 olacak şekilde bir A değeri var mı? FA'nın 2 olması demek burada bir değer alabiliyor olması demek. Hayır, yok. Çünkü burası boş, orada bir değer almıyor. Başka da orayı kesen bir yer yok fonksiyon için. Bu arkadaşın yanlış olduğunu söyleyebilirim. 3'e soldan yaklaşırken fofx'in birden büyük olduğu doğru mu? Ona bakalım. 3'e soldan yaklaşırken ilk önce burada ilk f'te soldan yaklaşıyorum. Cevap yaklaşık olarak 1.99 çıkıyor dikkatinizi çekiyorsa. Yaklaşık olarak 1.99. 1.99'u ikinci f'te yerine koyacağım. Şimdi ben burada 1, burada 2 olduğunu biliyorum. Hatta ben buranın böyle üçgenlerde benzerlik yöntemiyle buranın 2 bölü 3, buranın da 4 bölü 3 olduğunu çok rahat söyleyebilirim arkadaşlar. Soldan 2'ye yaklaşırken cevabın 4 bölü 3 olduğunu, onun da 1'den büyük olduğunu söylerseniz cevabın Edirne olduğunu bulursunuz dedim. Geldim son soruma, testteki son soru bu. 0 bölü 0 belirsizliği mi? İlk önce onu kontrol edelim. Bu limitte 0'ı yerine koyduğum zaman kök 8 eksi 2 kök 2, yani 0 bölü 0 a ne kadar güzel geldi. 0 bölü 0 belirsizliğinde ne yapıyorum? Köklü bir ifade varsa eşitlikle çarpıyorum. Yani limit x gidiyorken 0'a uzattım. Alt tarafta x var çarpı diyeceğim. Yukarı tarafta 2 kök 2 eksi 2 tane x artı 2 var. Bunun eşitliğini yine aradaki işareti artı yapacak şekilde genişleteceğim. Bu kesri. Şöyle 2x artı 2 yaptım. Alt tarafı da aynı şeyle çarpayım ki hiçbir şey değişmesin dedim. Yaptık. Bu ne demek yukarıdaki? A eksi B, A artı B çarpımı demek. Bu ne demek? 2 kare farkı demek. 2 kare farkı yapalım. Birincinin karesi 8. Eksi ikincinin karesi 2 tane x artı 2'nin karekökünün karesi. 2'nin karesinden 4 geldi. Buranın karesinden de x artı 2 geldi dedim. Bölü x çarpı 2 kök 2 artı 2 x artı 2 yazdım. Şimdi burayı açarsanız arkadaşlar burası 8 eksi 4 x eksi 8 geliyor. 8'ler gidiyor. Aa ne kadar güzel, bu x'ler de gidiyor. Yukarıda eksi 4 kalıyor. Alt tarafta da artık 0 yapan bir şey olmadığı için 0 yerine koyabiliyorum. 2 kök 2 artı 2 kök 2 kalıyor. Yani cevap
Eksi 4 bölü 4 kök 2. Eksi 4'lerin gittiğini görüyorum. Eksi 1 bölü kök 2'nin de Ceyhan olduğunu biliyorsam hiç sıkıntım yok. Bunu da bitirdim. Sıradaki teslime geçebilirim.